Güzel bir gün olması dileğiyle herkese merhabalar diliyorum. Astropikal Bahçem adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size iki ayrı saksı Echinopsis oxygona adlı kaktüslerimi anlatmak istiyorum. Bu video Türkiye'den geldi. Daha önceki kaktüs bakımı videomda sizlere bahsetmiş olduğum kaktüsüm bu büyük dev boyuttaki kaktüsümdü. Tam da konunun üstüne denk geldi. Türkiye'den bu video bana ulaşır ulaşmaz hemen sizlerle paylaşmak istedim ve kaktüs bakımı videom da yeni yayınlandığı için hemen akabinde de hazır bu video gelmişken sizlerle de paylaşmak istedim. Bakın gördüğünüz gibi dev boyutlarda ana gövdesi, orta kısımda yanlardaki yavruları. Fakat o yavru kaktüslerin de ne kadar büyük olduğunu az çok tahmin edebiliyorsunuz. Yavrular bile anaç pozisyonda şu anda ve yavruların da yavruları var. Gördüğünüz gibi muhteşem çiçekleri var. Hatta kokusu o kadar güzeldir ki bu kaktüsün şu anda bile hissedebiliyorum. Bu video dik çekimde olduğu için hani lütfen kusura bakmayın. Ben Türkiye'ye gittiğimde ayrıca geniş açı bir video çekerek sizlerle paylaşacağım. Fakat ben dayanamadım. Hazır çiçek açmışken sizlerle de bu videoyu çekerek paylaşmak istedim bu sevincimi. Bakın o kadar güzel ki dikenleri, rengi, çiçekleri, hayran olmamak elde değil. Hem de yağmur yağmış. O damlacıklar çiçeklerin üzerinde çok güzel bir efekt yaratmış. Şu anda bile neredeyse yaklaşık 10 tane çiçeği var. Üstünde hala bakın şu siyah tüylü noktacıklar, tomurcuklar oluyor. Hatta kaktüsün büyümüş. Bakın büyüdüğünü o üstteki yeşil renk tonlamalarından da anlayabiliyoruz. Şu minik minik yavrulara bakın, şu berekete bakın. Kaktüs cinsi ne olursa olsun, kristat olsun, variyete olsun, benim en sevdiğim kaktüs bu tür. Yani hem görseli, hem bereketli olması, hem dayanıklı, karda, kışta hiçbir şey olmaması. Yani bu kaktüsü o kadar çok seviyorum ki inanın hani çok her yerde bulunabilen bir kaktüs olmasına rağmen gerçekten muhteşem bir kaktüs. Yani bu saksım benim 20 litrelik bir saksı. Çok büyük bir kaktüs bu. Artık saksısına sığmadığını söylediler bana. Ve ben dolayısıyla Türkiye'ye gittiğimde, bakın bak bir de salyangoz var üstünde, o da nasibini alıyor saksıdan. Bu otları da zaten ben Türkiye'ye gittiğimde hallederim, hiç problem değil. Dediğim gibi Türkiye'ye gittiğimde ben bunu bu saksıdan alarak artık bahçede yere ekerim. Çünkü bu saksı çok büyük. Daha büyük bir saksı almamın çok da anlamı yok. Eğer ben bunu bahçede yere ekersem bu kaktüs daha da özgür bir şekilde büyüyecektir ve bahçede çok güzel bir görüntü sağlayacaktır. Şunun güzelliğine bakın, muhteşem, muhteşem. Yani harika. Ben bu kaktüsümü buraya Belçika'ya gelirken Türkiye'deki evimin verandasında bıraktım. Biliyorsunuz bu sene Türkiye'de kış biraz ağır geçti ve bu kış boyunca da bu kaktüsüm benim verandadaydı. Eksi 11'lere kadar soğuklarda yaşadı ve hiçbir şey olmadı. Çok seviyorum bu kaktüsümü. Bu ikinci saksı da yine aynı tür Echinopsis oxygona. Fakat bunun rengi biraz daha farklı. Ben de aslında 4 çeşit var bu Echinopsis oxygona'dan. Tür aynı olmasına rağmen bunların diken yapısı ve rengi, işte bir topuzdaki dilim sayısı farklı olabiliyor. Çünkü ben bu kaktüsleri çok yakından incelediğim için bu farkları anlayabiliyorum. O diğer kaktüsleri de ben size video çekip attığımda kanalımdan siz de o farkları çok net görebileceksiniz. Bu kaktüsüm de çok bereketli. Bunun da yavrularından alarak sevdiklerime, arkadaşlarıma vermeme rağmen her yerinden yavruladı. Hatta bir tane de farklı bir tür ekmiştim. Görselliği olsun diye. O da çok güzel olmuş. Bakın o kadar güzel ki. Bakın kaç tane tomurcu var açmak üzere.
Çok güzel bir kaktüs, harika. Muhtemelen bu saksıyı olduğu gibi ben valize atıp buraya getireceğim Belçika'ya. Ben seslendirmeyi Belçika Tervuren bölgesinden yapıyorum. Ama dediğim gibi kaktüslerim Türkiye'de İzmit, Kartepe'deler. Belki bu bilgi de size faydalı olur. Kartepe biraz kışı olan, kayak merkezi olan bir yer biliyorsunuz. Fakat kaktüs ve sukulent için çok uygun bir iklimi var. Dediğim gibi bu kaktüslerimi Türkiye'ye gittiğimde geniş açı çekerek sizlerle ayrıca paylaşacağım. Fakat şu anda Türkiye'de bu haldeler ve hemen heyecan yapıp sizlerle paylaştım. Yani o kadar özledim ki bir an önce gelip onlarla böyle bir bakımlarını tekrardan yapıp ilgilenmek istiyorum. Getirebildiklerimi de yanımda getireceğim buraya yanıma. Burada bakımlarını yapacağım. Bunlara ben geçen sene koyun gübresi şerbeti vermiştim ve başka da hiçbir bakım yapmadım. Toprakları da özel toprak değil, her iki saksının da sadece koyun gübresi şerbeti verdim. Ve gördüğünüz gibi bakın muhteşemler ve bahçedeler. Bu sene soğuğu çok güzel yaşadıkları için çiçekleri de fazla. Yani yaz boyunca 6-7 kez bu şekilde çiçekleniyorlar ve kokuları muhteşem oluyor. Akşamüstü açıyorlar ve ertesi gün de çiçekleri açık kalıyor. Yorumlarınızı, sorularınızı, önerileriniz varsa bu videomun altındaki yorum kısmına yazarsanız çok memnun olurum. Sorularınızı da cevaplarım. Yardımcı olmaya çalışırım sizlere. Dediğim gibi inşallah Türkiye'ye gittiğimde geniş açı bir video çekerek sizinle paylaşacağım. Çok teşekkür ederim. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın.